güzel kalbim benim. İdare etmeye çalışıyorum ama yüzünü her gördüğümde ateşle gördüğüm şey aklıma geliyor. Sen farkındasın her şeyin. Benim sana bir şey söylemeye ihtiyacım yok. Kızın utancını da görüyorsun. Ateşin onunla bir ilgisi olmadığını da biliyorsun. Yoksa yapamazsın. Ne? Sağ ol. Sağ ol. Konuşalım biraz seninle. Boş ver ya. Konuşmasak daha iyi. Uzo gelecekti. Hoş geldin. Selam canım, nasılsın? Ne haber Uzo? Hoş geldin. Selam. Usta her taraf polis kaydı. Fazla'dan ayrıldım. O da peşindekileri mekan mekan gezdiriyor işte. Bahçıvanı yolladın mı şeye mezara? Yolladım. İyi. Bir haber var mı? Var. Benim de haberim büyüğü var. Gözde aradı. Yani ulaşamamış. Bu evren yine bir hazırlık içindeymiş. Ona haber verdim. Kimdir o? Vallahi soruşturdum, pek öyle değil. Hazırlık büyük. Misafir de büyük. Kim? Jefferson geliyormuş. Jeff geliyor. Demek ki sinir devletinin haberini aldı. Bu evrende yeni boru olmaya niyetlendi herhalde. Boru adama izah edemeyiz. Kimin hissesini kime satıyorsun der. Ben anlatırım. Yani yeter ki her güvenden önce konuşayım. Ya buradan çıkamıyoruz ki. Sen buradan çıkacaksın da Jeff gelecek de. Sen evrenden önce göreceksin de, ikna edeceksin de. Ne halledeceğiz? Başka kurtuluş yolumuz yok. Anladın mı? Çay alsan Uzay. İçmeyecek misin? Yok abi, sağ ol. Kim bakan? Anladın bakan? Ne yaptınız? 40 yıllık deliydi. Şimdi belgeli deli oldu gari. Ama sana çok mahcup. Aynen abi. Bir Faryalı dişi var ya böyle, için acır için. Gözü yere bakıyor, çok üzülmüş çok. Ah canım benim, öyle mi? İyi. Halletsin şu işi de. Affederiz bakalım, gönlümüze olur. Vallahi biz bu belgeyi ayarlayalım. Akşamın elinde çiçeğiyle, çikolatasıyla yengemize istemeye gelecek. Aa, üzüm? Sen umut mu verdin bu adama? Avcunu yalar o, avcunu. Ama öyle değil. Bak, seni kıramamış. Deli olmaya bile razı olmuş yani. Ne oluyor be? Yok öyle. O kadar uzun boylu değil. Affederiz mahvederiz de bizde ona verecek kız yok. Dalgalı geç sen dalganı. Ama olmaz. Adam seni 10 yıl beklemiş. Ya siz ne taş kalpli bir ailesiniz ya. Bana bak. Oğlum acık bir soya bakayım bana sen. 10 yıl bu çocuk seni bekliyor. Gel ay daha döndü beklerken. Kızanların yanında beni konuşturma şimdi. Kim taş kalpli? Fısırdamayın. Bu konuşmalar +21'e giriyor ustacığım. Kusura bakma ama ben kulaklarımı kapıyorum. Mahcup olma. Bir de bana gelinlik giydireceğimiş. Kefenimi giyerim ayol. Büyük konuşma büyük. Ya zaten bu tahtaları gördükçe var ya bütün cinlerim tepeme çıkıyor. Ha gittim onu boğmadan döndüm ya. Bir de o kadar dil döktüm. Aman Efe'ymiş. Askerlikte Efe olsaydı dostçuluk mu yapardı? Dostçu. Ben sana bir çay koyayım olur mu? Ay çocuğum. Dostçu muymuş askerde? Pişt, Fandoros. Ne yapmış aslılar? Oturuyorlarmış abi. İyi. İstersen sen bir git bak bakalım. Bir ihtiyaçları var mı? Boş bırakma. Ya ben gitmeyeyim diyorum ya. Bir şey yapmayayım diyorum. Abi acaba? İyi gelir oğlum Aslı'ya da. İyi. İyi madem sen gitmiyorsun. Ben bir gider bakıvereyim. Tamam.
Oh. Oh, dünyanın en güzel kokusu. Yanık pizza ve hamburger köftesi kokuyorum. Acıktın herhalde sen. Isıdım. Vay. Romantik cevap. Bir ırgat ciddiyetiyle karşılıyorum onun bu romantizmi. Bak, sana yengemden ne getirdim. Yazması oyalı, kundurası boyalı. Ya, o çok tatlı olsun. Dur, çok tamam. Tatlı. Müşterilerin yanında şu surata bak. Al köy fantezilerini git. Gergin misin biraz? Tersinden falan mı kalktın? Yani her sabah altta kalkan benim. Tüm gün çalışan da benim. Sen buraya geldiğinde bir defa böyle bir şey yapmadım. Bir kere sabah erken kalktın diye. Küçümse sen beni. Bir kere çalışmışım. Küçümser miyim hayatım? Ne hayallerim vardı ya. Hayaller hayatlar diyorsun. Gördüm Instagram'a paylaştığın fotoğrafı. Sen benimkini gördün mü? Yok. Aşkım fırsat olmadı çalışmaktan. Tabii. Göstereyim o zaman fırsat olmamışsa. Benim hayatım da hayalim de sensin. Romantizmde ışık atlıyoruz bugün. Öyle. Hadi sana son bir kıyak daha yapayım mı? Eve gidiyorsun şimdi. Duşunu alıyorsun. Mesain bitti. Güzel bir güzellik uykusu da çekiyorsun. Hazırlanıyorsun. Paklanıyorsun. Beni bekliyorsun. Akşam gelip seni alacağım. Ben bu akşam evde kalsam. Ya keman çalışacağım da korkuyorum unutacağım diye. Aylardır çalışmıyorsun Su. Bu akşama mı denk geldi? Sen de diyorsun işte aylardır diye. Yani teşvik edeceğine. Su vazgeçsin zaten. Hayallerinden vazgeçsin. Gelsin buraya ırgat gibi çalışsın. Yazmasını da bağlasın. Ha yengenin söylediği gibi sana 300 doğrayım falan istiyorsun herhalde. Öyle bir şey demedim Su. Ha bir de deseydin. Neyse yeni barıştık bir şey demiyorum. Ama gidiyorum da. Tamam. Sevgiler kolay gelsin sana. Hadi. Uyu sen biraz. Kendine gel hayatım. Kelebek. Efendim Aytek. Yenge hamburları vermeden gitti ama. Ne diyorsun ya? Sanatçı almayacaksın Aytek. Alıyorsan da kaprisini çekeceksin. O zaman iki tane de ayran çek. Bir ara gel de şu bizim otelin ışıklarına bak. Tekliyorlar Aytek. Öyle olmuyor. Şunu getir. Bu ne hal ya? Of Su. Ne yapıyorduk biz hamburger? Malzemelerin nerede ki? Oo. Konuşmamak içime sinmedi. İçine sinmeyen şeyleri yapmayacaksın. Haklısın. Yapmamam gereken bir şey yaptım. Ama bunun ateşle bir alakası yok. Yani o gün yalnızdım. Acı çekiyordum. Karşıma o çıktı. Hepsi bu. Peki neden ateş? Niye bizi buldun? Bilmiyorum. Bir tek onu tanıyordum. Ne kadar tanıyordun? Düşündüğün gibi değil. Hiç tanımıyordum neredeyse. Ama zaten Ateş öyle bir çocuk değil. Sen benden daha iyi biliyorsundur. Yani gözümün içine bile bakmadı bir defa. Sen sevgilisin. Senin ne kadar sevdiğini anlamıyor musun? Neyse ne. Sen benden ne istiyorsun? Ya özür diliyorum. Özür dileyince geçmiyor ki. Ben günlerce ağladım biliyor musun? İçini rahatlatacaksa ben de pişmanlıktan ağladım. Allah Allah. Sen kendin yaptın, kendin ağladın. Yani ben senin yaptığın bir şey yüzünden ağlamak zorunda mıyım? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.